Birer birer kayıp giderdi her bir sevilen. Yenisi gelmez eline geçmez hele ki değeri hiç bilinmeyen. Yürekte varsa sevgiden ne ötesi. Sen ağlasan da boş, ışıkta yaksan nafile. Odan karanlık hep loş, hayatın emri hep koş. Bayağı bir bekledim boş, yaşantım sanki bir savaş. Ve hoş da bazen ateş kesildiğinde ve de sular durulduğunda. Yoksa hep gülerdi insan, hep kalırdı masum. Saygıda bir kusur etti yenine, minnetinde değeri yok. Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur. Fakat bu kalp unutmaz, unutamaz ki zaten. Her kalp yıkılır ancak yenisi bulunamaz bir mesken. Her anın birini özler, rüyada yolunu gözlediğim düşünceler ve benliğim ne canlanır tüm hatıralarım. Bitince yalnızım, gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım. Gelsin hayat bildiği gibi, gelsin işimiz bu yaşamak. Öğretmenimiz Sadi Bey sanırım en güzel dersini verdi herkese. Emin. Hanımefendi, iyi misiniz? Gizem. Aylin. Mert evde mi? Ne istiyorsun sen Mert'ten? Yaptıkların yetmedi mi? Aylin bak. Hem senin ne işin var burada? Yok bir şey ya. Yok bir şey. Derya, canım iyi misin? Çok kötüyüm Adi, çok kötüyüm. Hani konuyu da bilmediğim için. Ne gelir ki bir insanın başına veli toplantısında bu kadar üzülecek? Hı? Anlatsana. Onu gördüm Meltem. Emine, veli toplantısında. Ne? Nasıl ya? Evlenmiş, çocuğu olmuş, çocuğu da Karabayır'da mı? Öyle değil. Yani veli olarak değildi. Öğretmen olarak oradaydı. Thank you.
Ne yapıyorsun oğlum? Ya ağam vallahi seni korkutmak istemedim ya. Korkmaktan değil lan. Elimden bir kaza çıkacak. Songül bir, sen iki. Sakin olun. Haklısın ağam. Nereden çıktın sen? Nasıl girdin eve? Ben mi? Balkondan. Balkondan girdin. He. Ya ağam ne olacak ki ya? Hatırlamadım ya aydınlık evlerde. Borcunu ödememek için kendini eve kapatan bir tat diye bir adam vardı. 8. kata çıktım, balkondan girdim eve. Pardon, pardon. Yanlış adama sordum. Pardon. Ne çıktı peki ya? Sen niye geldin? Beni mi özledin? Ne oldu? Ağam sorma. Sular kaynamaya başladı. Osmanlı adamları her yerde seni arıyor. Beni mi arıyor? Evet. Yani nereden artık işkillendilerse... mezara gitmişler. Boş olduğunu görünce de... ölmediğimi anlamışlar. Ama ben sana dedim. Onun içine bir ceset konmalıydı. Merak etme, son gün seni burada görsün. Beni zaten koyar o mezara. Allah korusun ağam. Osman baba gelmiş. Geçmiş olsun. Eyvallah. Eyvallah. Osman baba, and olsun ki... Eksik olma. Eksik olma. O and hepimizin andı. Tahir, mesele artık benim. Bu işle bizzat ilgileneceğim. Emrin olur babam. Takıldığı civardaki mekanların patronunu çağır. Bu akşam birlikte bir yüzümüzü gösterelim. Hemen aldırıyorum adamı. Aylin. 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 Ömer, sen miydin? Korkma benim. İki saattir sesleniyorum da duymuyorsun. Kulaklık vardı da duymamışım. Şuranda dondurma kalmış. Nerede? Dudağın yanında. Diğer tarafta. Gitti mi? Dur ben onu hemen alayım. Küçük bir parça zaten. Aylin. Hı. Sana cevabını bildiğim bir soru sorayım mı? Sor. Delirdin mi sen? Aşk olsun. Niye öyle dedin şimdi? Hastasın ya. Ne dondurması? İyileştim ki ben. Hem ne zaman sinirlerim bozulsa dondurma yerim ben. Ne oldu? Neye sinirlendin ki sen? Hiç. Ya bütün gün evdeyim ya. Okula gidemediğim için sıkılıyorum yani. Sen de dediğin ki biraz dondurma yiyeyim. Hemen iyileşir okuluma geri dönerim. Ya tamam. Dondurma yemem hataydı, biliyorum. Ay çok bilmiş. Tamam be. Aa, Songül alışverişte mi böyle? Vallahi alışverişten mi, soygundan mı ben anlamadım Maynir abla. İki poşet kahvaltıla 250 lira verdim ya. Ya gidiyoruz garibanları hırsız diye alıyoruz da işte hırsızlar dışarıda asıl. Aa, hiç sorma kızım, hiç. Bak memleketten pesil geldi, sizin hakkınızı ayırdım. Bir ara uğrayıp gelsenize. Tamam tamam, geliriz geliriz. Ha, iki laflarız. Tamam, zahmet etmeseydin uğrar alırım ben. Tamam, bekliyorum. Tamam hadi görüşürüz. İyi o zaman ben gideyim ha. Senin bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ olasın. Emin misin? Canının sağlığı. Hadi. Ağam bu arada bak, senin herkes öldüğünü biliyor. Ama şimdi Osman... Lan! Karamamba, kaç kaç! Kaç, uç! Ne geliyorsun? Ellerim dolu, açamadım kapıyı. Açıver sen de. Kahvaltı bir şeyler aldım. İyi ol. Gizem! 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 Aras! Ne oldu? Senin ne işin var burada?
Sana bunu getirdim. Yani sağ ol da bunca yolu bunu getirmek için mi geldin? Ben seni görmek için geldim aslında. Gelirken de yolda bundan gördüm, aldım işte. Hadi gel. Gel, korkma hadi. İyi, bekle, geliyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Rica ederim. Gizem, hatırlıyor musun mahalleye paneli kurulmuştu? İlk buluşmamız oraya gitmiştir. Aras, girmesek bu konulara. Sen de bunu gördüğünde koştur koştur gidip almışsın. Biliyorum, ben de oradaydım. Ben de senin için o hedefi vurup en büyük ayıyı almıştım. Bugün de şaşırmamıştım, biliyor musun? Çünkü vurmakta kırmakta üstüne adam tanımıyorum. Ama ben de senin hakkını yemeyeyim. Sen de çok iyi nişanlısın. Bugün vurulmuştun sana. İlişkimiz kısa sürdü ama güzel zamanlarımız olmuştu değil mi? Ha? Oldu tabii. Olmaz olur mu? Neyse, benim işim var. Bir şey diyor musun? Evet. Ben sana de şunu getirdim. Bak ne yazıyor orada. Aylin. Bunu nerede buldun biliyor musun? Okulun spor salonunda, gecenin yarısı. Sence ne işi var? Yani bilemedim. Dosyaları Aylin çalmış. Melek de senin çantana koymuş. Yani başka bir açıklaması yok. Bu da ispatı. Hı, demek öyle. Ben sen bilirsin. Çünkü sen benim için değerlisin. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Sağ ol. Gizem, bence eskisi gibi olabiliriz ha? Bilmiyorum Aras, benim biraz zamana ihtiyacım var. Seni akşam gezdireyim mi arabayla? Ha? Biraz turları sahilde. Yani bilemedim ya. Havan değişir, kaç gün emeğindesin? Arkadaş ya, korkma. Arkadaş ya. Tamam. 9'da gel beni al. 9. 9. Tamam. Alacağım. Görüşürüz. Toplantı sandığımızdan zor geçmedi sanki. Evet, Sade Bey sağ olsun çok ikna ediciydi. İyi bir öğretmene benziyor. Öyledir. Yani en azından öğrencilerinden umudu kesen öğretmenlerimizden değil kendisi. Sizin gibi. Bakın Yeliz Hanım, çocuklar için ne kadar çabaladığınızın farkındayım. Ve ne yalan söyleyeyim, bu çaba Karabayır Lisesi'ndeki birçok öğretmene ders niteliğinde. Teşekkür ederim. O zaman iyi günler. İyi günler. Ha bu arada, yarın akşam restoranda görüşürüz. Anlamadım. Ben öyle kuru kuruya özür dilemesini seven bir adam değilim. Bugünün telafisi olmuş olur. Çocuklar hakkında da biraz konuşuruz. Peki. Yarın görüşürüz o zaman. Sizi arayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya dikilecektin karşısına, bakacaktın gözlerinin içine. Emin beni hatırladın mı diyecektin. O da emin değil. Sadi. Neymiş? Sadi öğretmen diyorlar. Mert bana demişti ki okula yeni bir coğrafya öğretmeni geldi. Ben ne bileyim öz babasından bahsettiğini. Ne yapacaksın peki şimdi? Hiç bilmiyorum Adem. Bence en iyi fikir Mert'i okuldan almak. Ay Derya, ne diyorsun ya? Çocuğun başına neler geldi, hayat tutmuş bir şans daha vermiş. Elinden mi alacaksın şimdi? Bir de en iyisi diyorsun. Ya bak, aranızda ne yaşandıysa yaşandı. Mert'i buna dahil etme lütfen. Unut artık şu adamı ya. Unut, aşk gitsin. Ben onu çoktan unuttum.
İnsan yaşadıklarını değil de hissettiklerini unutamıyor Meltem. Hadi gidelim Meltem. Mert bir daha aramadan. Bir de onu merakta bırakıyor. Peki. Tamam bak gidelim de sen dediğimi düşün. Fevri bir karar alma. Düşüneceğim Meltem. Düşüneceğim. Meltem. Ben Sadi'yi 18 yıl önce gömdüm. Benim için öldü artık. Aa! Sevda. Selam. Selam, ne haber? Aynen, sen de? Beni boş ver de haberler sende. Yani okul falan. Hiçbir şey yok. İyi, o zaman ben anlatayım. Araz geldi az önce. Araz mı? Hı. Sana mı? Evet. Şu dosyalarla ilgili durumu konuştuk. Her şeyi anlattı bana. Gizem, ben özür dilerim. Ben sınıfta arama yapılacağını duyunca Araz'ın çantasından dosyaları alıp önüme gelen ilk çantaya koydum. İnan senin olduğunu ben bilmiyordum. Bir dakika, bir dakika. Ben anlamadım. Sen Araz'ın çantasından dosyaları alıp senin çantana koydum dedin. Dosyaların Araz'ın çantasında ne işi var? Onlar gece okula girip çaldılar dosyaları. İşte sonra şu yeni gelen beşinin kim olduğunu öğrenince de o afişleri, el ilanlarını falan bastırdılar. Allah kahretsin ya. Sevda, sen nasıl arkadaşsın? Sen benim arkadaşımdın. Nasıl böyle bir şey yaparsın? Sana yazıklar olsun. Gizem, ben senin çantan olduğunu bilmiyordum. İnan bilsem koymazdım. Gizem! Dur, dur. Ben sana yardım edeyim. Oldu işte. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada ben dolaba baktım ama parmesan nerede bulamadım. Nasıl görmezsin? Hemen Javier'in yanında. Ya Aylin, parmesan ne arasın evde? Niye? Bizim evde hep olurdu. Ev derken bizim evden bahsediyorum. Hemşire maaşıyla dönen. Ya haklısın. Ben bir an unuttum da. Kusura bak. Ya, önemli değil. Hı. Eski hayatını özlüyor musun? Yok. Ben halimden gayet memnunum. Abla sen mi geldin? Evet, ben geldim. Hoş geldin Derya abla. Hoş bulduk canım. İyi misin sen? Kötü bir şey mi oldu? Yok Mert'ciğim, iyiyim. İyiyim, biraz yorgunum Mert'ciğim. Siz yemek mi hazırlıyorsunuz? Ben yardım ederdim size. Vallahi ablam, sen telefonu açmayınca öyle ne zaman geleceğini de bilmediğimiz için makarna yapalım dedik. İyi yapmışsınız. Abla, Meltem ablayla konuştum da veli toplantısına gitmemişsin. Evet Mert, gidemedim. Of ama abla ya, izin aldım gideceğim demiştin bana. Biliyorum Mert'cim, biliyorum ama ben tam hazırlandım, çıkıyordum. Sonra hastalar geldi, gidemedim. Üzgünüm. Değiştireyim. Bir haller var da dur bakalım, anlarız. Tamam, tamam, tamam abi. Tamam abi. Hemen, hemen abi, hemen. Oğlum bak, oyalanıyorsun dönüşlerde, fırla. Fırla, hadi, hadi. Abi siz iki dakika bakın kasaya, ben geliyorum. Hayır, yani bizim zaten Şer'le ne işimiz olur Melek? Melek? Yani başka sınıflardanız ama ilkokuldan biliyorum onu.
Hem esnaf adam, mahallede herkesi tanır biliyorsun. He, esnaf olunca istediğinin peşine takılıp rahatsız edebiliyorsun yani. Hayır, yani öyle takılmak gibi değil. Yani konuşalım. Uf ya, yürü git şimdi. Hayır, hayır, yanlış anladınız. Ben öyle bir niyetim yok. Bak esnaf kardeş. İlyas. Bak İlyas. Ne senle, ne de niyetinle zerre ilgilenmiyorum. Ya ben durumu bir anlatsaydım Melek. Avukat ne alaka ya? Toplayayım millet yanınıza, ha? Bağırayım mı avaz avaz? Hazır avukat da arıyorken, ha? Bağırmadım, bağırmadım. Hadi. Efendim Firuze abi. Merhaba Melek, nasılsın? Nasıl gidiyor okul? İşte orta şeker abi. Şimdi bizim dosyayla alakalı bazı gelişmeler var da ben seni onun için aradım. Evet abi, dinliyorum. Böyle kapanır demiştin. Kapanırdı da cezayı az bulmuş istinaf. Kalıcı bir hasar, sakatlık yaratmış gibi bakmışlar duruma. Cezamı arttıracaklar yani. Mahkeme istinafın bozma gerekçesini haklı bulursa büyük ihtimal. Açık ceza ve hakkım yanar o zaman. Yanar. Celal'in durumu işleri karıştırdı anlayacağın. Bir yürüyebilse şu adam. Ah, bir yürüyebilse. Anne! Allah'ın cezası. Mahvetti hayatımızı. Gebersen de kurtulsak. Ne istiyorsun ya benden? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Yetmedi mi ya bugüne kadar yaptıkların? Yetmedi mi? Senin yüzünden annemden dayak yiyorum. Hayattan dayak yiyorum. Bir de şimdi sen sakatsın diye mahkeme beni aklamıyor. Konuşsana. Bir şey söylesene ya. Madem konuşamıyorsun. Al. Al, yaz o zaman. Yaz. Al. Al. Yaz. Kazaydı de. Dövüyordun annemi. Ağzından burnundan kanlar geliyordu kadının. Ya ben sadece annemi korumak istedim ya, annemi. Korudum da ne oldu? Kendisi koruyabildin mi beni senden? İlaçlarını iç o zaman. İlaçlarını iç o zaman. Al. Bir an önce iyileş ya da bir an önce geber. Kalksana. Hadi vursana. Vur. Fırlat koltuktan koltuğa beni. Hadi, hadi kalkamıyorsun değil mi? Kalkamazsın tabii. Çünkü sen sakatsın. Hayatın boyunca da böyle sakat kalacaksın. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin. Ya ben senin yüzünden normal bir hayat yaşayamıyorum ya. Yaşayamıyorum. Herkesin defterini dürmek isteyen biri vardır. Bana bak. Bana bak. Bana bak. And olsun ki senin o pis defterini ben düreceğim. And olsun. Songül. Songül. Ne? Ne oluyor lan burada? Ütü masası nerede? Kilerde. Ne oldu? Ne yapacaksın ütü masasını? Terfi ettirip yemek masası yapacağım. Ütü yapacağım. Ne yapacağım ütü masasıyla? Hmm, çok komik. Kileri karıştırma ya. Yeni topladım ben orayı. Hem ben yapmadan yaparım ütüyü. Yapacaksın mı? Evet. Emin misin? Yapacağım. Tamam. Çok güzel bir tane film başlıyor. Gel beraber izleyelim. Nereden biliyorsun çok güzel olduğunu başlamadı? İzledim daha önce. İlk seferde anlayamadım. Çok komik. Allah Allah. Biz akıllı insanlar, normal insanlar sevdiğimiz filmleri bir daha izleyebiliyoruz. Anladım ben sizi. Hangi film? Titanic. Ha, gemi batıyor. Biliyorum işte, izlemişsin. Titanic dünya biliyor, filmini değil. Olay 2300 kişi öldü orada. Allah Allah. Ya Allah Allah. Ne var işte, nasıl battığını izleyelim. Gel nasıl batıyormuş görelim beraber. Gel ya. Şurada iki film izleyeceğiz. Kay kay. Ört, iyice ört üstünü de. Dur sesini vereyim. Uzattın mı bunu? Attım. Çok düzlü ama dikkat et.
Tuzlu değil. Kalbine zarar, sen de Allah aşkına ya. Merhaba. Çok güzelsin be. Teşekkür ederim. Sen de çok şık olmuşsun. Araba nasıl? Bizim garajın yeni göz bebeğim. Abim bayılıyor bu antikaya. Nereye götüreyim seni? Bilmem, bana fark etmez. Sahile gidelim mi? Deniz havası iyi gelir. Kaç gündür evdesin. Olur, inelim. Hadi o zaman gidelim. Teşekkür ederim. Biraz neşelenelim. Teşekkür ederim. Beğendin değil mi arabayı? Güzel. Dönüşte istiyorsan sen kullanırsın. Ha? Anahtarı mı attın sen? Hı hı. Arabanı. Hı hı. Kızım sen kafayı mı yedin? Nasıl gideceğiz şimdi biz? Arabayı nasıl çalıştıracağım ben? Aras, sen hırsız değil misin? Düz kontak, müz kontak. Artık Allah ne verdiyse bir şeyler yapar, çalıştırsın arabayı. Lan ben şimdi abime ne diyeceğim? Ben abime ne diyeceğim? Söyle, ne diyeceğim ben abime? Aras, sen yalancı değil misin? Buna da bir kulp uydurur, bir şeyler söylersin artık. Dedim ben. Vallahi billahi yandık. Aman güzel. Tertibim. Önemli haberlerim var. Gerçeği bana sordularsa sen de duymuşsundur. Neyi?
Tahir'in adamları seni sordular. Neymiş dertleri? Çok temkinliydiler. Biraz keseledim. Sana savdım başımdan gittiler. Gerçi bana kadar geldilerse derinden yüzüyorlar demektir. İyi yapmışsın. Bak, yaş tahtaya basmazsın bilirim. Ama yine de dikkatli ol. Kaynayan suyun buharı ağamdan bana kadar geldi demek ki ha? Görüyor musun? Görüyorum. Ya nasıl? Hı? Beğendin mi? Ağlıyor musun sen? Ne alakası var ya? Gözlerin dolu. Ne alakası var be? Gemiye üzüldüm, onca yemek. Baksana. Bak bu geminin, onu da okumuştum. Çelik konstrüksiyonu var, 147 ton. Allah bilir ahşap ne kadar var. Ahşap falan yok. Ya Allah aşkına film onu mu anlatıyor? Geminin çelikten mi, demirden mi yapıldığını ya? Aşk üçgeni var orada. Kız kaldı ikisinin arasında. Aşk var, aşk var. Ne? Onu demiyorum. Orada var, sınıf farkları var. Görmüyor musun? Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. En fakiri aşağıda da. Yanlış şeylere helal olsun kemancılar. Bırakmadılar sonuna kadar. Yok. Pişman olur, bir şey diye gezdiler. Sonuna kadar. Adam menfaat ya, ölüyor orada ama tarzla gidiyor. Yani. Aman sadi, takıldığın şeylere bak. 2,5 saatlik filmde onu mu anladın ya? Olay bu mu yani gerçekten? Kemancıların çalması mı? Kadın kalıyor orada, aşık oluyor adama, bırakıyor nişanlısını ya. Olur mu canım öyle şey? İnsan azıcık empati kurunca yani sıkılıyor canım. Kuruyorum empati. Hayvan oğlu hayvan değilim. Ha, İnsanlar ölmüş insanlar. Allah taksiratlarını affetsin. Onu mu diyorum ben? Ya onu demiyorsun. Diyorum ki sana. Empati kur azıcık. Sonra orada bir tane geçmişinden gelmiş bir tane insan. Nişanlısı kadın orada, nişanlısı. Bir tane adamla bir tanışıyor, aşık oluyor. Ne yapar canım insan? Ne yapardın sen olsan? Allah Allah. Ne yapardın? O ahşaba ikisi binebilirdi. Son ikisi kurtulurdu, ben onu söyleyeyim sana. Ya o kurtulur sonra, taşır diyor. Kızın adı neydi? Rose. Rose. Rose kaç kilo? 80-90 kilo. Çocuk zayıf yani. Üstüne binse taşır diyor. Diyor. Şişman demedim ya. Bak kadınlarla ilgili taşır problem. Diyorum, ahşap taşır diyorum. Yani. Ahşap taşımaz. Bırak adamı. Adam sevdiği adam ölmüş adamın kızın gözünün önünde. Ne taşıyacak ahşap? Ağlıyor kız, üzülmüş. Kalınca iki insan arasında insan bucalıyor işte yani. Allah Allah. Hep sen bana cevap vermedin. Ne cevabı? Rose yerinde olsan ne yapardın? Ben mi? Evet. Rose yerinde. Evet. O adamı mı seçerdin, o adamı mı seçerdin? Saat kaç oldu? Lan oğlum nasıl böyle bir mallık yaparsın lan? Dua et var ya, çalıntı arabanın torpidosundan çıkan yedek anahtarı almış. Abi iki de bir yüzümüze vurup durma. Tamam yedik bir halt. Kapat artık. Arabayı çekiyorlar. Aferin. Oyunu.
Bunu şu dosyalarınızı çalanlar mı hazırladı? Evet abla. Bütün okul öğrendi demek. Bunların sizinle ne derdi olabilir ki? Kendini bilmez, birkaç serseri işte abla. Kafaya takmaya değmez. Mert, ben başın belaya girsin istemiyorum. Artık bu okul senin için güvenli değil. Bence en iyisi senin kaydını başka bir okula aldırmak. Ne? Abla yapma, gözünü seveyim. Ciddi misin sen? Abla bunun şaka olduğunu söyle bana. Ben gayet ciddiyim Mert. Sen de buna alışsan iyi olur. Arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum abla. Arkadaşlarını bırakmayacaksın Mert. Sadece başka bir okula alacağız kaydını. Onları istediğin zaman görebilirsin, bu kadar abartmana gerek yok. Önce başka bir okul, sonra başka bir şehir. Abla yapma gözünü seveyim ya. Bıktım artık senin bu huyundan. Hangi huyumdan Mert? Hangi huyundan? Bir sorun gördüğün zaman onu çözmek yerine o sorundan kaçma huyundan bıktım abla. Ben hiçbir şeyden kaçmıyorum. Kaçmıyorsun öyle mi? Buna emin misin gerçekten? Küçüklüğümden beri ne zaman bir şeyler ters gitse tayinini istedin abla. 3 ayrı okulda okudum ben. Bir kez olsun kendine sordun mu? Bu çocuk yeni okuluna, yeni arkadaşlarına alışabilir mi? Ya da herhangi bir yabancılık çekebilir mi diye düşündün mü bir kere abla? Demek ben bir sorunla karşılaştığımda çözmek yerine kaçıyorum ha? Ben korkak değilim Mert. Korkaklar kaçar. Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Ben hep senin yanında oldum. Hep senin için doğru tercihleri yapmaya çalıştım. Bütün sorun da burada ya abla işte. Bütün kararları sen tek başına alıyorsun. Bir gün olsun bana ne istediğimi sormadın. Bir gün olsun bunu düşünmedin. Abla. Benim evim senin içinde yaşadığın yer. Nerede olduğu, hangi şehirde olduğu gerçekten önemli değil. İstersen yine çeker gideriz. Ama hayatımdaki bu ikinci şansı mahvetmek istemiyorum abla. Ben okulumu seviyorum. Ben okulumu gerçekten seviyorum abla. Kararlarını alırken bunu da düşünürsen çok iyi edersin. Saadet'e... Ne yapıyorsun? Ütü yapıyorum. Ya çıplak çıplak ütü mü yapılır? Gözünü seveyim, git üstüne bir şey giy ya. Biz mafya babaları haftanın bir günü muhakkak çırılçıplak ütü yaparız. Eski bir gelenek bu. Daha Osmanlı'dan ipsiz recep. Ne diyorsun kızım? Pantolon var altımda. Ya seni Allah kahretsin. Ben o pantolonu nasıl göreyim, gözünü seveyim? Zaten ben öyle görünce aklım şey oldu. Hem üstüne bir şey giymiş de sayılmazsın, hala çıplaksın. Sen git üstüne bir şey giy ya. Ütülüyorum işte, giyeceğim. Sağ olsun sahte karım ütülemediği için iş başa düştü. Ay, kadın olduğum için ben ütülemek zorundayım değil mi çünkü? Öyle bir şey demedim. Demagoji yapma. Öyle bir şey demedim. Estağfurullah. Dedin az önce işte. Yapmayacağını söylesen son dakikaya kalmazdık böyle. Hem ben 20 yıldır kendi ütümü kendim yaparım. Senden çok daha iyi yaptığıma da emin. Allah Allah. Ama şöyle bir şey var. Kafa ütüleme konusunda eline hiç kimse su dökemez. Hemen başla sabah sabah taarruz ateşine zaten. Hemen başla. Taarruz maruz yok ya. Sen işe geç kalmıyor musun? Giyinmiyor musun? Ne? Gideceğim ben de, ütü yapacaktım hazır ütü sıcakken. Gerek yok. Ütülenmiş durumda. Tertemiz, diril diril. Buyur. Kaç puan veriyorsun? 5. Yani 5 olur. Sen mi ütüledin bunu? Kocan olarak vazifem. Teşekkür ederim, ellerine sağlık. Nerede bulunuyorum? Ne arıyorsun? Telefonumu bulamıyorum. Sen gördün mü? Yok. Bir çaldır bakayım beni, bulalım şunu ya. Çaldıralım. Evet, seni çaldırıyorum. Sadi Bey, evde yangın çıksa sen itfaiyeyi arayana kadar biz yanıp biteceğiz demek ki. Bu ne yavaşlık? Sen hala öğrenemedin mi şu telefonu? Ha?
Ben sana şimdi öğreteceğim, bir kere anlatacağım. Lütfen doğru düzgün dinle ve bir daha hiç unutmayacaksın, tamam mı? Bekle şimdi. Ver bana. Bak şimdi. Burada bir tane şey var. Son arananlar var, tamam mı? Son arananlara giriyorsun. Burada mesela bak ben varım burada. Songül komiser diye kaydetmişsin. Bravo sana. Yani gerçekten aklına gelen şey bu muydu? Songül komiser diye mi kaydettin beni? Komiser değil misin? Komiserim de. Sadi, biz evliyiz ya, ben senin karınım ya hani. Gözünü seveyim, karınım diye kaydet. Beni uğraştırma, karım diye kaydet. Karım mı? Bu kadar mı? Teyzemin kızı mısın? Tabii ki teyzenin kızı falan değilim de. Ya bak, anlatmaya çalıştığım şey şu. Formaliteden de olsa bizim 5 senelik evli çiftler gibi davranmamız lazım. Bir düşün bakayım, 5 senelik karını ne diye kaydedersin, değil mi? 5 senelik evli çift gibi davranmamız. O zaman niye panik yapıyorsun? Sadi, Sadi. Giyin. 5 senelik evli çiftler böyle mi yapıyor? Ay ne bileyim, ben hayatımda kaç kere evlendim? Bir kere evlendim, o da seninlerdi. Şansıma bak. Biliyor muyum? Bilmiyorum. Ay boş ver ya, şunu arada kurtulayım gerçekten ya. Bir dakika. Sen beni ne diye kaydettin? Şey diye. Neyi? Karabayır'dan Sadi. Karabayır'dan Sadi. Büyük yalan. Gözlerin öyle demiyor ama. Vücut dilin, tavrın. Size bunları öğretmediler mi akademide? Polis akademisinde. Öğrettiler. Allah aşkına sus artık. Ne olur şunu arada bulalım ya. Ne olur be Sadi, hadi. Ne olur. Ver. Ha, aşkın arıyor. Sus biraz, değil mi? Aşkın arıyor. Sus biraz. Git üstüne de bir şey giy, hasta olacaksın. Giyeceğim. Deli gömleği giyeceğim sayende. Gelip alacaklar beni. Nani. Benim yüzümden oldu. Keşke o ilanı ortada bırakmasaydım. Boş yere suçlama kendini. Veli toplantısına gitseydi öğrenecekti zaten. Ayrıca ablamı iyi tanırım. Bir şeyi kafasına koyarsa yapar. Tamam o zaman. Ben de gelirim seninle. Nereye gelirsin? Gideceğin okula. Yani sen arkadaşlarını bırakamıyorsan, arkadaşların da seni bırakmaz anlamında. Eyvallah. Ben de sizinle ayrılmak istemiyorum zaten. Mert, vedalaşır gibi konuşma lütfen. Bazen hiçbir şeyi kontrol edemeyen, rüzgar nereye eserse oraya savrulan bir poşet gibi hissediyorum kendimi. Vallahi başkalarının bizim adımıza karar almasına bıktım usandım ben ya. Tamam, biz yine de iyi düşünelim, iyi olsun. Hem belki ablan fikrini değiştirir. Umarım. Sadi Hoca topladı da iyi konuşma yapmış. Vallahi inşallah faydasını görürüz. Bakalım, bana da öyle geliyor. Baba adam ya Sadi Hoca, vallahi. Vay. Kimler gelmiş? Barikatları yaran adam. Mert Yılmaz. Oh, sonunda ya. Bu suratının hali ne böyle ya? Selam. Hoş geldiniz. Ne haber? Kardeşim hayırdır ya, bu ne surat böyle? Suratına düşen 1262 parça. Şişt, iyi misin? Yok bir şey. Hadi sınıfa çıkalım o zaman. Orada devam ederiz. Siz çıkın, ben biraz bahçede takılacağım. Şş, alo, hayda. Nereye gidiyorsun? Dur oğlum, bir soralım adam. Nesi var ya? Otur oğlum. Aylin, nesi var? Ablasıyla atıştılar. Bırakalım abi, kafasını dinlesin biraz. Oğlum bir soralım çocuğa, kötü görünüyor ya. Bir şey varmış galiba. Yok oğlum, yok. Bırak kafasını dinlesin birazcık. Hadi biz girelim. Refik. Tıraş ol. Yakışıklı. Hocam. Rahat.
Hayırdır? Pek bir dertli gördüm seni. Önemli bir şey değil hocam. Derdini demeyen derman bulamaz. Ablam beni okuldan almak istiyor. Sebep? Okulda dağıttıkları el ilanını gördüm. Bunu bastıran kişiler size kafayı takmış. Başın yine belaya girebilir. Orası sizin için güvenli bir yer değil demeye başladı. Bir de diğer meseleyi bilse. Diğer mesele? Boş verin hocam. Gizem. Babası yüzünden girmişsin içeri. Şaşırma. Benim bu dünyada bilmediğim bir şey yoktur. Abarttım. Dünyada bilmediğim çok var da bu okulda yok. Sır tutamıyor kendisi. Sadece endişelenmesin, aklı kalmasın diye söylemedim ama ne kadar çabalarsan çabala bir Çapanoğlu çıkıyor işte. Ben de seviniyorum. Bütün velileri ikna ettim diye. Bak gördün mü? Hocam. Ben arkadaşlarımı bırakmak istemiyorum. Zaten çok zor buldum onları. Kimseyi bırakmayacaksın oğlum. Sen ablanı ikna et, yarın gelsin. Bir de ben konuşayım bakalım. Sahi mi hocam? Hocam çok sağ olun. Çok da takma, her şey düzelir. Hadi gel, ikimizi yok yazacaklar, gel. Mahrum, nasılsın? Küs müyüz hala? Ha? Küs falan değiliz Mehmet. Yorgunum sadece. Yorulursun tabii. Bütün gün bu ellerle bizim için didinip duruyorsun. Bu eller olmasa biz ne yaparız ha? Bu eller olmasa. Yüzüğün nerede Mahur? Çıkarttım, yok. O yüzüğü parmağına taktığımda ölünceye dek çıkmaz sanıyordum. Sattım ben yüzüğü Mehmet. Ne yaptın? Ne demek sattın Mahur? Ne demeye satıyorsun yüzüğü? Sen neden satıyorsun yüzüğü? Ya sattım. Sattım işte. Sattım. Ne yapsaydım? Ha? Ne yapsaydım? Canın okulu var, dersleri var. Borçlar kapıda, faturalar. Elektriği kestiler, senin işin yok. Sattım. Gittim elektrik borcumuzu ödedim. Ne yapsaydım? Yüzüğümü sattım. Tamam. Şişt, tamam ağlama Mahur'um. Mahur'um, bak bundan sonra bir sıkıntımız kalmayacak. Bundan sonra gözünden tek bir damla yaş akmayacak. Bitti, geçti gitti. Bak artık benim bir işim var. Seyyar araba aldım, pilav satacağım. Nasıl ya? Evet, pilav satacağım bundan sonra. Alo, Kadir. Buyurun Oğuz Bey. Aydın Boğaz resmi mi kalıyor? Doğrudur Oğuz Bey. Sokaktan attım konumu. Kapı numarası 26. Peki bu ev kimin eviymiş? Yani kızım kimlerle kalıyor? Onu öğrenme şansın olabildi mi? Sağlıkçı bir bayan. Bir de Aylin'in okuldan bir arkadaşı herhalde. Okula birlikte gidip geliyorlar. Tamam. Tamam Kadir, çok sağ ol. Bundan sonrasını ben hallederim. Tamam efendim. İyisin inşallah Celal abi. Üzülme, üzülme. O da geçer. Bir gün bir bakmışsın, kalkmış yürüyorsun. Ay, amin Güler, amin. İnşallah. Melek kızımız nasıl? İyi vallahi. Ne olsun, okula gidiyor, geliyor. Ay, geçen gün onu yolda gördüm. Vallahi tanıyamadım. Koskocaman gelinlik kız olmuş. Pek bir hanım, pek bir güzel. Bir içim su maşallah. Allah sahibine bağışlasın.
Ay amin, amin babası, amin. Sen de dilinden iyi anlıyorsun he. Kaç yıllık kocasını anlamaz mı insan? Ama her kız gibi o da bir gün babasının kapısından uçup kendi yuvasına konacak. Sen de kendini buna alıştır Celal abi. Tamam, tamam. Sen geç içeri. Ay, iyi ki gitti. Erkeklerin yanında da bunlar konuşulmuyor yok. Bak, lafı çok uzatmayacağım. Hemen konuya gireceğim Aygün. Kız ne oldu, hayırdır? Hayır, hayır. Hani benim ev sahibim kasap Naci abi var ya... ...geçen gün eşiyle birlikte bana geldiler. Ah! Evden çıkarıyor değil mi vicdansızlar? Ah. Yok kız. Oğulları İlyas, Meleği görmüş, beğenmiş, gönlünü kaptırmış. Ay resmen meftun olmuş çocuk ayol. Allah Allah. Bunlar ne zaman... Kız, Aygüler bana bak. Bunlar bir yerde buluşup, görüşüp konuşmuş olmasınlar. Ha? Ay yok, sordum öğrendim ben. Ama Melek de fark edilmeyecek gibi değil. Maşallah. Yani. Dediler ki... Oğlumuz İlyas'ı, kızımız Meleği beğendik, talimiz. Sen bir git konuş. He derlerse Allah'ın emri demeye gelelim dediler. Nasıl da yol yoldan biliyorlar, görüyor musun? Ay Güler. Kız. Söyle. Söyle gelsinler. Gelsinler, gelsinler. Ha? Meleğin başına resmen talih koşu kondu. Ay çok şükür. Ay. Sağlık olsun be kral. Araba dediğin nedir? Patlatırız bir tane daha, olur biter. Tabii tabii. Patlatırız. Ne yaptın Gizem, işini çözdün mü? Derdi neymiş? Bir de o mesele var. Lan böyle tam kıvamına geldi diyorum. Aman neyse, boş ver. Bora nerede kaldı? Nerede? Ne bileyim, gelir herhalde. Ha geldi. Bu iki gönüllü size bağış yapmaya gelmiş abi. Para bulan altın bulsun, onu da getirsin bize versin. Allah, hoş. Karabayır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Hangi ulvi amaç uğruna para topluyorsunuz acaba? Merak et. Belki katkıda bulunur. Okul için hocam. Okul. Oo, muhteşem. Kaç para topladınız şimdiye kadar? 200-250 lira var hocam. 200-200. Ve bakayım o defteri. Elibaş. Burası yoksul bir mahalle. Siz en iyisi o paraları iade edin sahiplerine. Okul içinde... Müdür bey'e git. Makbuz karşılığında teslim et. Şimdi aklınıza değişik fikirler gelebilir. Paraları sahiplerine iade etmeyelim. Sadi Hoca'nın verdiği parayı müdüre teslim etmeyelim gibi. Estağfurullah hocam, olur mu öyle şey? Kral işte o zaman sıkıntı yaratır. Rüyalarınıza girelim. Ben söyledim, siz duydunuz. Ha, eğer gerçekten birilerine yardımcı olmak istiyorsanız... ...Sadi Hoca'nız her zaman yanınızda.
Mahvurum, bak yeter. Yordun kendini. Dövme. Bak hala. Canım patikleri. Canım patikleri mi onlar? Mehmet, gel gel. Gel. Ne oldu? Bak şuna bak. Oy kurban olurum. Oh. Ama bak yeter. Arabayı ne hale getirdin Mahvurum? Dur. Oldu mu şimdi? Çok tamam, güzel. Olduysa o zaman... Hah, ver. Ben yapardım onu. Yaparım, yaparım ben. Dur. Çek elini. Sen yapardın. Sen oku. Hadi olduysa kal sağlıcakla, gideyim ben artık. Hadi. Ay dur, dur. Ne? Dur. Nazar boncuğu. Maşallahımızı takalım, dur. Tabii onsuz olmaz değil mi? Olmaz tabii. Ay, olur mu? Hadi kal sağlıcakla, bak gidiyorum. Allah'ım, şimdi gücünü rast getirsin inşallah. Mahvurum, amin. Bak her şey çok güzel olacak, emin ol. Hadi. Kal sağlıcakla. Hadi işin gücünü rast gitsin. Sorun değil Yavuz Bey, gerçekten. Başka bir zaman yeriz biz de yemeği. Ya sonuç olarak işiniz gereği ani toplantılarınız çıkması normal. Görüşmek üzere. Gençler. Ne yapıyoruz? 40 dakikamız var. Nereye gidiyoruz? Allah babam, çok güzel bir park var. Böyle havadar. Serin. Gidelim oturalım bence. Kışkiyeler falan mı? Park güzel fikir, park güzel. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şimdi kafayı yiyeceksiniz. Bak. Çantamda böyle bir şey var. Oo. Abla. Kokla bakayım. Kokla, 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 kokla. Hayır, hayır. Yemek yok, yemek yok. Parka gidelim, çayımızı da alalım. Mis gibi oturalım, yiyelim. Aa, acayip kokla. Mahur Sultan sağ olsun bana ilkokul bebesi gibi sabah çantama hepsini bunların doldurdu böyle. Gönderdi beni okula. Almazsam da anayım ben ana diye de kovaladı beni peşimden. Ya. Hadi, hadi gidelim. Ne güzel. Çok şanslısın. Ellerinden öperim hanım. Çok selam söyle. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Hazır yeni bir olay yaşamamışken, bir de hepimiz bir aradayken havalandırma grubunu selfie'ye davet ediyorum. Gel kız, çekilelim. Çekilelim, hadi. Çek bileler, hadi. Şu Karabayır'ı da alın, Karabayır'ı. Hadi be kardeşim, bir fotoğraf çekeceksin. Hadi bakalım. 2, 1, havalandırma. Ses aldı. Hayda. Yolla yolla, gruba yolla onu. Aynen. Ben bunu profil resmi yaparım. Bir dakika, bir dakika. Bu ne lan? Havalandırma grubunun simgesi değiştirildi. Bu eşit değil işareti. Ya işte hani biz de böyle bir artık beş sabıkalıyız, eşit değiliz falan. Öyle bir ironi yaptım. Hadi ya. Haydi. Haydi. Leder. Acıktık be. Ne yapsak ya? Vallahi çok acıktım ha. Vallahi ben de çok acıktım. Ne yapsak? Yiyelim arkadaşlar, şey. Pilavcı. Oo. Oo, yenir. Çok canım çekti ya. Benim de. Ne dersiniz? Allah derim oğlum. Böyle bol nohutlu, cin biberli, salçalı falan. Geldiniz. Merhaba. Karabayır'da mı okuyorsunuz? Benim oğlum da orada okuyor. Aa. Can? Oğlum? Ya annen söyledi değil mi? Ya sana sürpriz yapacaktım. Asıl sürprizi sen yaptın bak. Gel. Gel yanıma yardımcı olalım. Arkadaşlarını bekletmeyelim. Gel. Can? Baban mı? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkürler. Şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun.
Ha çocuklar, bugün ilk iş günüm. Telaşım çok olunca kusurum da olacaktır. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah amcam. Biraz borçlandık ama öderiz evvelallah. Hayırlı olsun baba. Hepimize evlat, hepimize. Hadi yiyeyim. Afiyet olsun. Al bakalım. Afiyet olsun. Söyledim mi? Benim babam iyi bir muhasebeciydi önceden. Sağlamdı yani, işinde iyiydi. Sonra işte ben böyle biraz suç işleyince falan çıkardılar işte. Olsun be evlat. Bak, artık bir işim var. Tamam, muhasebecilik de iyi bir işti benim için. Ama unutma evlat. Her iş insanın ona yüklediği anlamı taşır. Yeter ağzımızın tadı bozulmasın. Biz bir aileyiz oğlum. Seni annen kadar sevecek, baban kadar merak edecek birilerini bulana kadar böyle omuz omuza yürümekten başka çaremiz yok. Hı. Hadi afiyet olsun. Hadi hadi yiyin. Hadi. Can, sen misin? Ya baksanıza çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Nikita bak sen ya. Tipe bak. Ulan hiç değişmemişsin ha profesör. Aynısı ya. Baba, ne işi var bunun burada? Ya oğlum, anneni bilmiyormuş gibi sorma sen de şimdi bu. Ya hadi hadi, pilavınızı yiyin. Dalga geçecekler bunlar benimle şimdi ya. Güzel resim. Baba elinize sağlık ya valla. Afiyet olsun. Elinize sağlık abi. Bundan sonra buradayız. Nando. Ha. Ne yapıyorsun? Baba şöyle yapalım çocuklar. Sakın, sakın. Alo. Sokun şunları cebinize. Olmaz öyle. Olmaz öyle evladım, olmaz. Ya Sifir abi bizden bereket Allah'tan valla. Oğlum olmaz, onlar sizin harçlıklarınız. Sokun şunları cebinize, olmaz. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hadi yiyin bakayım pilavınızı, hadi, hadi. Kesene bereket, çok güzel. Afiyet olsun. Evet. Merhaba, Tahir Bey. Beni arıyormuşsunuz. Yaver ben. Emin Bey'in saklandığı yeri biliyorum. Size söylerim. Ama bir şartla. Neymiş şartın? Bana dokunmayacaksınız. Kimse senin kılına dokunamaz, merak etme. Emini ver, işine git. Size yerini söyleyeceğim. Benden haber bekleyin. Abi ne oluyor? Biri birinin kardeşine laf atmış herhalde. Ne yapıyorsun lan sen? Dağ başı mı lan burası? Oğlum senin polise mukavemetlerini içeri alırım ben. Ah! 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 Kolunu kes. Dur kızım, elin kanıyor. Oğlum, ya siz ne yapıyorsunuz ya? Böyle bir olay olduğunda polise haber vereceksiniz bak gözüm üzerinde. Sakın bak, mahallelim demem. Yemin ediyorum hepinizi içeri alırım ha şimdi. Kızım dur, eczaneye gidelim. Benim çok kötü kaynıyor. Oğlum, sizin başınıza güneş mi geçti? Kafanıza saksı mı düştü lan? Hayırdır? Hocam, sen bu parayı al, gerisini de karıştırma, tamam? Bir de bu makbuz işini çözersek iyi olur. Tamam, makbuz mevzusu kolay da. 450 lira. Hadi nöbetçi öğrenciyi çağırın da bir hatıra fotoğrafı çektirelim isterseniz. Panoya asarız. Yaptanır. Hadi. Saygılar hocam. Senin gülüşüne kurban. Kalbim. Kalbim.
Melek. Kızım sen hiç şöyle oturup karşılıklı bir ana kız kahve içemedik. Ah. Bak üstünde de bir parmak köpüğü var ha. Al kızım, hüplet. Hadi. Al hadi hadi. Oh, bir güzelmiş. Sen bana küçükken kızlar kahve içemez. Kahve içen kızların bıyığı çıkar diyordun. Hı. Sen de böyle parmağını fincanın dibine sokup ve telvesini yiyordun. Ha, az yakalamadım seni. Ama artık kocaman kız oldun. Allah gelin kahvelerini de içmeyi nasip etsin inşallah. Bugün Güler ablan geldi. Hayırlı bir iş için. Bizim bu kasap Nuri'nin oğlu var, İlyas. Ha, ay seni görmüş, pek beğenmiş. Hemen ailesine söylemiş. Ailesi de biz melek kızımıza talibiz diye bize haber gönderdiler. Ben de buyursunlar gelsinler dedim. Ay benim kızımı istemeye geliyorlar. Ya anne sen benim başından mı atmak istiyorsun? Benim kızım öğrencinin evlenmesi, ne istemesi diyemedin mi? Yok, baban dedi. Hatta ay gideceğini duyunca bir üzüldü, bir üzüldü. Ay ben seni bu kadar düşündüğünü bilmiyordum biliyor musun? Mutlu oldum. Sen daha neleri bilmiyorsun anne? Sence niye beni vermek istemedi? Canım babadır o. Yani kıyamaz kızına canım. Anne bak ne senin it kocanın lafını ne de o it gözlü İlyas'ın lafını duymak istiyorum. Siktir olup gitsin kim istiyorsa onunla evlensin. Başıma musallat ettiğin bir it yeter zaten. Sende hiç akıl yok kızım. Hiç. Ya birazcık aklını kullan aklını. Ya cezaevinden çıktığını bile bile istiyor bu insanlar seni. Böyle bir şans insanın başına bir kere gelir be kızım. Ailesi de böyle görmüş geçirmiş insanlar, iyi insanlar. Vallahi bu fırsat insanın ayağına bir kez gelir. Harika. O zaman kaçırma kısmeti, git evlen. Hem bu itten kurtulmuş olursun. Ha? Nasıl? Terbiyesiz. Benim değil mi terbiyesiz? Benim. Ya senin kızın kaç yaşında ya? Kaç yaşında söylesene. Utanmadan söyle hadi. Kaç yaşındayım ben? Kızım. Ya ben öyle hemen evlenim. Anne bak sakın benim adıma karar alma. Sakın. Ya ben de diyorum ki şu kahveyi görünce... Diyorum ki annemle oturup karşılıklı dertleşeceğiz, sohbet edeceğiz. Sen şu fincanın içine İlyas itini koymayı başardın ya anne. Bravo. Ah, sohbet bitti. Çıkabilirsin odamdan. Yeter be. Benim cinlerimi tepeme çıkarma. Benim lafımın üstüne laf söylemeyeceksin kızım. Tamam mı? Ben ne dersem o. Ben ne dersem o. Hiç de değil anne. Hiç de değil. Senin yüzünden hepsi. Senin yüzünden. Kocan yürüyemeyince mahkeme kalıcı sakatlanmaya neden olma suçundan beni atlamamış. Kızına yakında taş duvarların yolu gözükür yani. Yok mu üst tüpü müst tüpü? Elimi silecek bir şey. Olmaz mı? Abi yemin olsun iyi insan lafının üstüne gelir. Öyle değil oğlum. İyileri öperler. Abi biz şu veli toplantısı olayını merak ettik de. Abi harbiden ya. Sen ne yaptın bizim bu coğrafyacıya? Yeryüzünün hangi şekillerini soktun abi? Anlat ya. Çatlayacağız burada. Ha o mesele. Şu. Seni özellikle çektim buraya. Diğer velilerin yanında ağzını burnunu dağıtmayın diye. Şimdi bas git nereye gideceksen. Geberene kadar dayak yediğin bir anın olmasın Karabayır Lisesi'nde. Anladın? Yavşak yavşak konuşuyor. Yok mahkumlara sahip çıkalım, yok öyle yapalım, yok böyle yapalım. Şaval kaval. O şerifin teki işte. Zoru görünce hemen gelir ses. Adettendir, yaptık şeklimizi. Nevzat Bey aşağı, Nevzat Bey yukarı. Geç dedim hoca, beylikler dönemine. Kardeşlerimin canı sıkılırsa benimki daha çok sıkılır. Ben gevşeyene kadar ortalık toz duman ona göre. Köpek enicağı gibi vızıkladı zırdım. İçine kaçtı yavşak. Adam, adam, adam. Mesaj yerine gitti yani abi, değil mi? Herhalde oğlum. Vallahi yemin olsun çok kral bir hareket abi. Neyse hadi biz işimize gücümüze bakalım. Toparlan. Kral.
yapacağımı iyi biliyorum. Durun siz. Her şeyin zamanı var. Tamam artık asma suratını. Ya sabahtan beri kendini yiyip durdun. Hem ablanla konuşurum demiş işte Sade Hoca. Ya Aylin, ablam bir taraftan, okuldakiler bir taraftan, okulun kendisi bir taraftan. Yorulduğumu hissediyorum artık. Hiç de bile. Hani nerede senin mücadeleci ruhun? Ne bileyim. Ya bazen düşünüyorum da. Tamam cezaevi özlenecek bir yer değil ama kafamız rahat da en azından ya. Ya kötüyü çağırıp durma. Ablan seni düşünüyor. Ya benim gibi bir kenara atılanları da düşün. Unutma. Tamam haklısın yani. Ama ablam bir yandan çok üstüme yükleniyor. Bu okuldaki çete mete muhabbeti zaten. Ne oldu yani abuk subuk bir şey yani. Bunlarla uğraşıyoruz yemin ediyorum yani. Babam bu. Merhaba. Merhaba, Mert. Mert Yılmaz. Oğuz. Benim küçük bir işim var. Gitmem lazım. Siz baba kız konuşun. İçeri buyurmaz mısınız? Yok, böyle iyi. Sağ ol. İyi günler. Derya'cığım, bak tekrar söylüyorum. Lütfen bir karar almadan önce iyice düşün. Ay Meltem, ben Emin'i gördüğümden beri sadece bunu düşünüyorum zaten. Bak, tek çözüm Mert'i okuldan almak. Bak, Mert'i okuldan almazsam Emin'le kesin karşılaşırım bir şekilde. Yolumuz kesişir. Ya ben annesi olduğumu ona bile söyleyemezken şimdi bir de Emin. Vallahi çok yoruldum. Sana bir şey sorabilir miyim? Sen niye olaylara hep böyle en kötü tarafından bakıyorsun? Evet, belki dediğin gibi Emin'le tekrar yollarınız kesişecek. Ama sonra aşkınız tekrardan küllerinden doğacak. Ah canım, senin dediğin ancak eski Türk filmlerinde olur. Hayır, niye böyle diyorsun ki? Adam Mert'in çocuğu olduğunu öğrense belki siz tekrar... Dur, sakın cümleni tamamlama. Sakın biliyorum ne diyeceğini, sakın. Bak ben şimdiye kadar onsuz idare ettim, şimdiden sonra da idare edebilirim. İnatsın Derya, inat. Ayrıca... Adam yepyeni bir hayat kurmuş, öğretmen olmuş. Ne malum çoluk çocuğa karışmadı. Hakikaten ha. Sen adamın parmağına baktın mı? Alyans var mıydı? Ha, o şokla bir de gidip parmağına baktım adamın. Ya ne olur şu konuyu artık kapatabilir miyiz Meltem? Ne olur? Aa, şekerim ben kapatıyordum. Sen kapının arasına ayağını koydun, kapattırmadın konuyu. Tamam, çekiyorum ayağımı. Bitti. Bunu kapandı. Tamam. Nereden tanıyorum? Kim bu? Aman hasta hastaya benzer be. Boş ver. Hayır ya. Bu kız buraya şeyi getiren, Mert'in arkadaşı Can var diye kolu şey olmuştu. O kız. Ya içeride hemşire var. Bakarlar. Sana ne oluyor? Aman. Ya da git ya. Hasta masa derken oyalanırsın. Kafan dağılır. Emine düşünmez. Ya aslında ben de sizi görünce hatırladım da şimdi buraya günde kaç tane hasta geliyor, sizin hatırlamanız daha zor tabii. Tabii ki her hastayı hatırlamıyorum ama o günden sizi çok iyi hatırlıyorum. Hiç tanımadığınız birine karşılıksız yardım ettiniz. Bu zamanda çok sık rastlanan bir şey değil bu. Ayrıca geçenlerde sosyal medyada gördüm. Bir adam yaralı bir adamın önüne geçmiş, tutmuş selfie çekiyor. Olacak iş değil. Aman ya, daha neler göreceğiz. Bu arada siz onu kapatmadan ben şunu bir... Çıkartayım, biraz rahatsız etti. Polisim ben. Burada trafik şubede çalışıyorum. Zaten bugünkü olayda da ekip çağırmam gerekirken işte ben müdahale ettim gereksiz yere. Siz de benim gibi yapabileceği bir şey varken beklemeye dayanamayanlardansınız demek. Galiba öyle biraz. Koç burcu musunuz? Evet, nereden bildiniz? Ben de koç burcuyum. Kim bilir daha ne ortak yönlerimiz var. Anlıyorsunuz o zaman burçlardan. Yani.
E tamam, ben size danışacağım o zaman bundan sonra. Beklerim. Çok teşekkür ederim bu arada ya. Şurayı da yaptık mı? Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Afiyet olsun abi. Eyvallah Samedo. Ya şunun adını değiştirmezse gene kafamı ütüleyecek. Samet. Buyur abi. Bir bak be koçum. Sen şu işten anlar mısın ya? İsmi nasıl değiştireceğiz burada? Ben bilmem abi. Genç adamsın lan. Ben gencim de abi. Telefon yaşlı. Sen evli miydin? Yok abi, ne evlenmesi? Bu devirde kolay mı? Manita var mı? Var abi. İki senedir çıkıyoruz. Allah tamamını erdirsin. Sen ne diye kaydettin manitayı? Ben mi? Ha. Şey, aşkı toşkum diye. Kolay gelsin sana. Sağ ol abi. Aşk git hoş konuşalım. Maaş. Efendim Aynur Hanım. Buyurun, yok yok buyurun. İşten eve, evden işe işte. Memuriyet. Yok yok buyurun. Nasıl? Nasıl yaralanmış? Tamam, yaz. Tamam abi. Sizi haftaya pansumana bekliyorum. İlk işlerinizi alırız. Tamam. Ben şimdi bir taksi çağırıp kaçayım. Çok teşekkür ederim her şey için. Aslına bakarsan benim mesaim bitti. İstediğin yere bırakabilirim seni. Yok yok yok, hiç zahmet etmeyin. Zaten çok zahmet ettiniz. Zahmeti canım, sırtımda mı taşıyacağım? Tamam, teşekkür ederim Derya hemşire. Derya. Tamam Derya. Bu be. Ben sana değiştireceğim de Sade öğretmen diye, sen gör. Herkes hak ettiği de el vereceksin bundan sonra. Efendim Sadi. Sen nereden öğrendin ya? Ya tamam bir sus, bir şey yok. 3-5 tane dikiş atıldı, bir şey yok yani, geçecek. Tamam, büyük bir şey yok. Yok, arabayla gelmedim. Hayır, bir hemşire arkadaş var, onun yolunun üstüymüş, o bırakacak beni. Tamam tamam, hadi bay bay. Allah'ım ya. Sen beni git son bir komiser diye kaydet. Sonra başıma bir şey gelince 40 yıllık kocanmış gibi düşün. Allah'ım yarabbim, çözemiyorum bu adamı ya. Deli midir nedir? Aman neyse. Aylin bak. Bu konuyla ilgili bir gün beni affetsen de ben kendimi asla affetmeyeceğim zaten. Ben iki ateş arasında kaldım. Aylin bana cehennemi sorsalar iki evlat arasında kalmak derim. Çok içim yandı kızım, çok. Ama inan ki bütün kızgınlığına rağmen keşke, ama keşke o çıkacağın günü bilseydim senin bir gece bile başka bir yerde kalmana asla müsaade etmezdim. Şimdi değişen şey ne? Benim sabıkam dışında. Ben değiştim kızım. Ben sana inanmıyorum. Sen kime ne anlatıyorsun? Sen çocuklar arasında ayrım yapmış bir babasın. Seninle birlikte o eve geri döneceğimi mi düşünüyorsun sen? Bak yollarımız da burada ayrılıyor. Ben artık gidiyorum. Hoşça kal. Bileğin nasıl, daha iyi mi? İyi iyi. Ağrı kesici bayağı işe yaradı. Teşekkür ederim. Akşama kadar etkisi biraz geçebilir. Gece yatmadan bir tane daha alırsın, rahat uyursun. Ya ben rahat uyurum da muhtemelen eşim rahat uyuyamayacak hiç. Niye? Sana çok mu düşkün? Ya yok, yani düşkündür de... Ya galiba ev sahibimizden duydu olanları, böyle bir telaş etmiş. Şimdi o adamı yakalayıncaya kadar rahat uyuyamaz o asla. O da mı polis? Yok, polis yakalayıncaya kadar rahat edemez demek istedim. Tamam, ben yanlış anladım. O ne iş yapıyor peki? Ha o şey... Ah bak, hissetti herhalde. Eşim arıyor. Alo. Efendim aşkım. Aşkım mı? Ben Songül komiseri aramıştım ama yanlış çevirdik galiba. Hayatım ya, ne kadar komiksin. Bak işte tam bu yüzden seviyorum seni. İyiyim, iyiyim. Elimde gayet iyi. Dikiş attılar, temizlediler falan. Hatta şimdi söylediğim arkadaş, hemşire arkadaş beni eve kadar götürüyor sağ olsun. Ha, yalnız değilsin.
Çaktın mevzuyu. Bak ne diyeceğim. Bu seni elinden yaralayan zibidi böyle 1.80 boyunda. Bordo tişört. Beyaz pantolonlu muydu? Yok. 1.70 boylarında uzun saçlı siyah tişörtlü bir adam. Ne oldu? Anladım. Kapat kapat. Evde görüşürüz. Kapat. Tamam. Görüşürüz aşkım. Bay bay. Çık lan dışarı. Şimdi beni iyi dinle. Seni bir daha burada görürsem sen onu anladın. Bak bu mahallenin iti kopuğu köpeği çoktur. Anladın mı? Anladım. Şimdi al. Görmeyeyim bir daha. Tamam abi, yemin ederim bir daha gelmem burada. Bas bas bas. Pek yiğidim be. Senden konuşmadık. Ya kusura bakma, ben öyle dikkat ettim yanlışlıkla da parmağında yüzük falan da yok. Bir aday falan. Ben o işleri bırakalı çok uzun zaman oldu. Senin gibi güzel ve akıllı bir kadın. Yani neden diye sorsam ileri gitmiş olacağım ama tamam. O zaman şöyle yapalım. Zaten evim benim buraya çok yakın, çok yaklaştık. Gelirsin, beraber bir Türk kahvesi içeriz. Eğer istersen bu kadar güzel ve akıllı bir kadının neden bekarlığı tercih ettiğini anlatırsın. Ama istemezsen de başka bir şeyden konuşuruz. Anlaştık mı? Anlaştık. İyi, tamam o zaman. Zaten çok yakınız. Geldik sayılır. Tamam. Geldik sen. Bak burası benimki. Aa, güzel. Hadi gel. Ay, ben hiç gelmeyeyim şimdi, eşin de gelecek. İyi tamam, o da teşekkür etmiş olur sana işte. Canım ne teşekkürü, bu benim işim. Ya iyi işte, elimin iyi olduğunu senden duyarım. Hadi. İyi tamam. Gel hemen ikinci kat zaten. Fakirhanede burası. Vallahi hiç fakirhane gibi değil, gayet güzel. Ya işte iki devlet memuru anca. Ha, eşin de memur demeyim. Aa, evet, sana onu anlatacaktım. Telefon gelince çıktı aklımdan. Ama önce bir kahve yapayım. Öyle sohbet edelim. Belki falına bakarsın ha. Benim falla pek aram yok ama burçlarla aram iyidir. İyi tamam. Şey, ayakkabıları çıkarıyor. Yok yok, kalsın. Şimdi yapıyorum kahveleri. Belki ben senin falına bakarım. Belki üç vakte kadar kısmet çıkar. Ne diyorsun? Tabii. Ben bu kısmetsizlikle anca ilk vakte kadar falımda hortlak görürüm. Duyamadım, ne dedin? Hort... Yok bir şey. Ben sana yardım edebilirim. Ya yok yok, tamam. Ben zaten yapmayacağım ki. Kahve makinesi yapıyor. Ha bu arada menengiç kahvesi içer misin? Ay ne güzel sokak. Yok, ben normal Türk kahvesi alayım lütfen. Tamam. İyi, Allah'tan kocam burada değil de. Yoksa herkese içirmeye çalışıyor. Sana da zorla içirtirirdi. Ben çok eskiden denemiştim ama yine de Türk kahvesi tercihimdir. Ben de pek alışamadım ama Sadi bayılıyor. Her gün okula gitmeden önce mutlaka içer. Derya. Niye gitti?
Sen bir gidiyorum der, o kadar kahve yaptım. Bu kara basan. Aman biri beni uyandırsın. Yeter ya. Yeter. Aa, gidiyor. Hah, geldi bizim telaşımız. Gel. Gel. Gel bakalım. Ne yapıyor ya? Ne getirdi acaba yine? O ne ya? Tertemiz iş olmuş. Nasıl hallettiniz bu işi? Yaptık abi bir şeyler ya. İçerideyken göz gözü gelmek bile yok. Bak bunları aldım. Çok güzel. Defo mu var bunun? Mallarla ortada dolaşmıyorsunuz, tamam mı? Baktınız alamadınız, soyunma kabinine gidiyorsunuz, orada cebe atıyorsunuz. Deneyim. O zaman sen bize işareti verirsin ya. Elim belime attığımda paket tamamdır. Boynumu çevirdikten 20 saniye sonra topluyorsunuz. Beğenmedin mi? Beğenmedim. Tamam. Yine geliriz. Geliriz. Yem kim? Yem benim. Bakalım. Hey! Hey! Kemeri çalacağını zannetti. Acemi hırsız. Sizi lütfen kusura bakmayın. Oluyor böyle şeyler. Yapacak bir şey yok. Gencecik de çocuk. Çok geçmiş olsun. İyi günler dilerim. İyi günler. Hazır işler açılmış, hızımızı da almışken hiç hava aldırmayalım diyorum ha. Ne dersin bana? Vallahi fark etmez bana abi, her türlü. Vallahi Sevda varken sırtımız yere gelmez kral. İşin büyük kısmını o çözüyor. Şeytan o şeytan. Bir ödül hak ediyor bence. Ne diyorsun? Doğru diyorsun. Şöyle bir altın madalyon ya da ne bileyim bir kupa. Ha? Hangisi? Yani o kadar abartmaya gerek yok da. Elindeki elbiseyi gayet beğendi. Sevda'ya da çok yakışır. Sen kendi fikirlerini kendine sakla. Tamam mı? Sermayeyi kediye mi bağlayacağız lan? İstemiyorum ben zaten be. Ne kıyafeti lan? İşine bak lan. Zekalı. Senin ne işin var burada yine ya? Derslerden geri kalmanı istemedim. Derste tuttuğum notları bitirdim sana. Sen ne kadar tatlı, sen ne kadar düşünceli bir çocuksun öyle. Ama çok teşekkür ederim. Ben dersimi aldım, bunlara ihtiyacım yok. Hangi dersmiş o? İşte hayattan çıkardığım dersler. Onlara katılırım evet. Bir geveliyorsun ağzının içine ya. Pik 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 pik. Söylesene suratıma. Yok bir şey. Hem... Benim öncelikle bu
gördüklerimi ve yaşadıklarımı okumam lazım. Bunlara sıra gelmez. Gizem, bir şey mi ima ediyorsun? Güvenini kıracak bir şey mi yaptım, anlamadım. Var mı bana ya? Ne bağırıyorsun? Hem bu ders notlarına başkalarının ihtiyacı yok mu ya? Sadece benim mi var? Kimin? Var mı diyorum bak, bir daha söylemem. Başkasının işte devamsızlık yapan, okula gelmeyen, sana çok yakın olan birini düşün. Hı? Hı. Şimdi bakarsın suratıma işte. Ve sana yakışanlar. Kafayı yemiş bu kız. İyilik de yaramıyor. Kesin enfeksiyon kapmıştır. Sadi tamam, dezenfekte ettiler, güzelce de dikiş attılar. Uzatma artık, bir şey yok. Tetanos, tetanos yaptılar mı? Bak böyle bıçaklı olaylarda ilk iş tetanos aşısı. Ya sen nereden biliyorsun bunları diyeceğim. Tabii ben kime soruyorum değil mi? Unuttum, doğru. Nereden bileceksin tabii? Merak ettiğim buysa rahat ol. Hayatımda bugüne kadar hiç kimseyi paslı bıçakla yaralamadım. Hmm, içim çok rahat etti gerçekten. Ya sen onu bunu bırak da ben seni şaka yapmıyorum. Bir özel hastaneye götüreyim, adam gibi baksınlar. Gerek yok. Söyledim, hemşire ilgilendi gayet güzel benimle. Hangi hemşireye? Ya anlattım ya sana, beni eve getiren. Ha, bu kahve içecekken kaybolan. Evet. Niye kayboldu bu? Dikişi yanlış attım, utanıyorum diye mi? Çok mantıklı, çok. Acil bir çağrı gelip gitmiş olması daha mantıklı değil mi acaba? Ya sen hem bunları bırak bakayım. Sen ne getirdin bu kocaman kutunun içinde, ne var? Bak aklımı başımdan alacak bir şey varsa o kutunun içinde, yemin ederim düşer bayılırım buradan. Ya ne olabilir kutunun içine? Tavşan çıkacak kutudan. Ne olabilir? Hmm. Yaralıyım deyince gittim birkaç bir şey aldım eczaneden ya. Ya birkaç bir şey dediğin bu koskoca kutu, ne var bunun içinde ya? Dur ben kendim bakacağım. Gerçekten sana güven olmaz. Nazik ol, hassas aletler var. Hı hı. Nazik. Kalın. Yavaş dur, buradan durma. Yırttın, yırttın, kutuyu yırttın. Yaver. Tahir Bey. Sabırsızlıkla aramanı bekliyordum. Bir kadının evinde kalıyor. Öğlenleri evde yok. Bu gece halletmeniz lazım. Tamam. Sular durulunca haberleşelim. Biz Emine alalım, sen de emanetini al. Siz nasıl isterseniz Tahir Bey. Selametle. Hadi bunlar ne ya? Ya gözünü seveyim, bunlar ne bu kadar ya? Efendim? Bunlar ne diyorum, bunlar ne bu kadar fazla? Bir tane el kesiği için mi aldın bunları? Ya bunlar her an her eve lazım olabilecek şeyler ya. Hmm, bunların hepsi zaten genelde her eve lazım olur gerçekten de ya. Sadece dalga mı geçiyorsun, gözünü seveyim ya? Tedbirli olmakta fayda var, etraftakin değil. Her an her şey olabilir. Ya ne demek her an her şey olabilir? Bir tane ameliyat masası eksik burada, onu da alsaydın keşke de. Biz yarın hasta kabulüne başlasaydık direkt. Abart, abart. Hmm, ben abartıyorum, gerçekten ben abartıyorum. Ya alt tarafı elim kesildi, bu kadar malzeme. Defibratörün ne işi var mesela burada? Kalbim mi durdu benim? Ama daha doğru durur. İyi ki almışsın gerçekten. Ya işte bak kendin söylüyorsun, aldın bulunsun diye ya. Allah korusun bugün yarın lazım olur sana, bana, konuya, komşuya. Bulunsun abi. Doğru, haklısın. Haklısın gerçekten. Bulunsun, bunların hepsi bizde bulunsun zaten değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben karımı düşünüyorum diye kabahatli mi oldum? Ya başka kadınlar olsa yatar kalkar dua eder bunları kocam getirmiş diye. Bak beni düşün diye. Cakasını satar mahallede. Bak ben bunları getirmişim ya. Teşekkür edeceğine bana söylemediğin laf kalmadı ya. Ya bunun başka bir yolu var. Bir kadını düşünmek, karını düşünmek, bunları almak da olmuyor ki. Karıcığını şöyle güzel bir dille kaydedersin telefonuna. Gösterirsin yani ne kadar ilgili olduğunu düşündüğünü değil mi? Sen onu da yapmıyorsun ki, bunları alıyorsun işte. Sen sadisin, ben onu unutuyorum, doğru. Tamam, tamam. Özür dilerim. Ararım adamları, yarın gelip alırlar bunları, tamam. Benim telefonum neredeydi ya? Bir çaldırsana, mutfaktaydı. Bir çaldırsana, gözünü seveyim. Çaldırıyor musun? Çaldırıyorum, dur. Çaldırdın mı? Nerede lan bu? Dur burada. Dur burada. He. Ne var? Ne oldu? Gerçekten tebrik ederim. Ne oldu? Songül en iyi güler. Gerçekten çok güzel akıl etmişsin bunu. Nereden bulduysam. Ya senin gibi de kaydedebilirdim. Aşkitoş.com aşkım dedim, kopya çekmeyeyim senden. Sonra dedim ki Songül deyince aklıma ilk ne geliyor? Gülüşü geliyor.
Güzel biliyorsun çünkü. Aynı şimdi. Güldüğün gibi. Teşekkür ederim kocacığım. Rolüme sadık kaldığım için. Rolüne sadık kaldığın için. Rica ederim. Bu defibrilatör cihazını biz geri vermesek mi? Çünkü bazen insanın kalp ritmi değişebiliyor değil mi? Bence tansiyon aletini de vermeyin. O da kalsın. Lazım olacak. Tamam. Özür dilerim. Şaka yaptım ya. Kusura bakma. Yeter. Yaver geldi. Hayır, Mahinur Hanım geldi. Geçmiş olsuna geleceğim dedi. Ben de gelin dedim. Buyurun dedim. Sen de buraları toparla. Ben de fotoğrafları asayım. Böyle de şaka yapma bana. Yüzüm bembeyaz oldu. Oldu tabii. Kireç gibi oldu. Bak, kusura bakma. Bir şey yapıyorsun bari, bozma be. Hakikaten sakat alet. Aylar sonra ilk kez babamı gördüm. Benden af dilerken çok üzgün görünüyordu. O an beni gerçekten sevdiğini yüreğimde hissettim. Babalar kızlarının çocukluk kahramanıdır. Belki zamanla affedebilirim onu. Ama sadece babamı, Esra'yı değil. O hiçbir zaman anne olmayı beceremedi bana. Evimde hala beni düşünen insanlar var. Ama ben bu aralar çok farklı birini düşünüyorum. Kim olduğunu da buraya yazmak isterdim çok ama... Ya okursa diye korkuyorum. Aylin. Mert. Aylin, nasılsın? İyiyim. Seni üzmedi değil mi? Hayır. Beni özlemiş. Eve dönmemi istiyor. Sen ne düşünüyorsun? Benim ne düşündüğümü biliyorsun. Ben o eve geri dönmem. Sen neredeydin? Gizem'e gittim. Ders notlarını vermeye. Derslerden geri kalmasın diye. Benim notlarım nerede? Yok. Ben sana verdim sanıyordum. Vermedin Mert. Mert, ben de okula gidemedim. Ya o notların bana da lazım olduğunu sen nasıl düşünemezsin? Gerçekten sana teşekkür ederim. İyi. Bırakalım Aylin Hanım eğitsin bizi. Aylin bu çatının kıymetini bilmiyorsa elimizden ne gelir ki? Kimseyi kilit altında tutamayız, değil mi? Sen ne diyorsun ya? Ha? Ne kıymeti, ne terbiyesi? Aylin bu evin evcil hayvanı değil. O bizim kızımız, anladın mı? Üstelik dahil olmadığı bir suçtan dolayı hayatının en güzel yıllarını çöpe atmasına izin verdik. Kendini hiç Aylin'in yerine koyabiliyor musun Esra? Bir saniye bile ona ne kadar haksızlık ettiğimizi görebiliyor musun? Ben kendimi kızımızın yerine koyduğum için biz şu an bunları konuşuyoruz. Esra, bizim iki tane kızımız var. Daha doğrusu sana şöyle söyleyeyim, benim iki tane kızım var. Ve bu çatı sadece birine yuva olmayacak. Gerekirse bu çatı hepimizin tepesine yıkılacak. Ama kimse dışlanmayacak. Biraz sakin olur musunuz lütfen? Ne yap ne et, Aylin'i bu eve getir. Yoksa olacakları biliyorsun. Sanem.
Abla, seninle konuşmam lazım. Yapma böyle abla ya. Çabuk söyle, işim var. Bizim coğrafyacı var ya, Sade Hoca. Seninle konuşmak istiyor. Yarın okul sonrası seni bekliyor. Sade Hoca mı? Ne konuşacakmış ki benimle? Sana bir şey mi söyledi? Dur abla, hemen panik yapma. Öyle bir şey yok. Toplantıya gitmeyen tek veli senmişsin. O yüzden çağırdı seni okula. Konuşacak bir şey yok Mert. Her şey ortada. O okulu sevmedim ve kaydını oradan aldıracağım. İşte bu kadar. Adresteyiz Tahir Bey. Gidiyoruz. Adamınız birazdan düşer. Kimi paketliyoruz efendim? Yedi Emine. Thank you.
olacak bu araba ya. Adam bunlar, adam. Çalışır mı? Çalışmaz mı oğlum? Bu ne lan? 4x4 lan, çalışır tabii. Ne diyorsun abi? Sabaha kadar parçalar biter mi? Un ufak ederiz evvelallah. Kralcığım, yine efsosun. Buralcığım, biz de kendi çapımıza yapıyoruz bir şeyler. Ne oluyor lan? Atlan! Atlan! Atlan oğlum! Lan! Şşş! Bu çağat lan yere. Çağat. Oğlum bak. İndir lan! Atlan! Lan! İndir onu. Lan! İndir lan onu. Uçağat. İndir onu. Geri git. Oğlum. Geri git! Uçağat. Adamı çıldırtma uçağat. Tamam. Tamam. Bak. Bak. Tamam, sakin. Sakin. Benim bu arabayla bir alakam yok. Geçtim, yattım içine. Çalışınca da sahibi geldi zannettim. İyice pıstım. Bu araba benim olsa polisi ararım. Birilerine mesaj atarım. Yardım isterim. Bak telefona. Oğlum. Bak telefona. Bak. İndir lan onu. Başınıza bela açacak bir durum yok. Ne yaksın lan sen o zaman? Evden falan mı kaçtın? Benim kimi kimsem yok abi. Yalnızım. Tek tabanca. Geceleri arabalarda takılıyorum. Başımı sokacak bir delik arıyorum. Çakar mısın bu işlerini? Çakmam mı? O zaman aramıza katılıyorsun. Abi. Nevzat abi. Abi. Allah mı? Adın ne senin? Ozan abi. Ozan. Yemek. Yatak, beleş. Üstüne işlerden ne kalırsa. Nevzat abi. Eyvallah. Sizi mahcup etmem. Her işinize de yararım. Şşş. Sıkı çıktı çocuk. Dua edin var ya, çocuk zehir. Bir daha yan basarsanız başlarım babanızın şarap çanağına ona göre. Hadi şimdi kaynaşın. Oğlum memleketin geldiği hale bak ya. Araba başında iki tane hırsız düşüyor. Geç lan içeri. Ya bize çekersin. Ya bir iki kişi. Tamam mı? Bize kadar gelmişler. Kaç kişi yaşıyorlar? Korku komşumuzu tanımıyoruz artık. İyi ki varsınız memur bey. Özürünüzü helal olsun. Kaç kişi demiş haberi? Başım çatlıyor Aylin. Geceden beri uyumadım. Ben bir çay koyacağım. Tamam, sen dinlen, zahmet etme. Ben getiririm sana. Tamam canım. Al. Kim bu saatte?
Berbat. Bir şey mi oldu? Ne oluyor abla? Aylin Özdemir burada mı kalıyor? Benim. Aylin Hanım merhaba. Ben ailenizin avukatıyım. Sizi eve götürmek için geldim. Ben o eve geri dönmem. Memur Bey yardımcı olur musunuz? Hop hop ne oluyor ya? Delikanlı sakin ol. Bak 18 yaşından küçük bir kızı böyle zorla alıkoymak suçtur. Biliyorsun. Ben kendi rızamla burada kalıyorum. Kimsenin beni alıkoyduğu falan yok. Ay kimse kimseyi alıkoymuyor. Yani bu kızın ailesi şehir dışında. Annesi de onu bize emanet etti. Hanımefendi size yalan söylenmiş. Çünkü şikayeti yapan bizzat annesi. Aylin Hanım buyurun. Anneniz sizi bekliyor arabada. Günaydın. Günaydın. Gidelim. Gidelim. Melik. Yolu sen mi buluyorsun, öyle mi? Şu ana kadar bir şeye çarpmadıysam ya bomboş bir yolda yürüyoruz ya da önümüze çıkan tüm tehlikeleri yok ediyorsun. Hangisi? Kalbin. O ne diyor bu işe? Hayatında bir kez bile olsa birine güven diyor. Ben de sana bu kızı yar edersem var ya. Kızım sen bizi rezil mi etmek istiyorsun? Ne işin var milletin evinde? Niye dönmüyorsun evine? Sorularına cevap aramaya polis ekibi ve avukatınla gelmene gerek yoktu. Ayrıca merak ettiğin buysa ben o eve geri asla geri dönmem. Boşuna ısrar etme. Bence sen boşuna inat etme. İstesen de, istemesen de döneceksin. Ya evine geri dönersin ya da Mert ve ailesinden şikayetçi olurum. 17 yaşında bir kızı alıkoymaktan Mert tekrar hapse girer. Ne biçim insansın ya? O insanlar bana evinin kapısını açtı. Bu mu senin teşekkürün? Niye teşekkür edecekmişim ben onlara? Evsiz misin sen? Saray gibi evin var. Sırf o domuz inadından dönmüyorsun evine. Tamam ya. Ben diyeceğimi dedim. Ya evine geri dönersin ya da şikayetçi olurum. Sizin yüzünüzden bütün mahalleye rezil olduk. Ya beni bu duruma düşürmeye ne hakkınız var Mert? Ben sana olanları anlatayım izin verirsen abla. Aylin'i getirdiğim gece okula gitmiştim. Bir dakika. Sen Aylin'i buraya getirdiğin gece Can'a ders çalışmaya gitmemiş miydin? Bu da mı yalandı Mert? Ay inanamıyorum sana ya. İnanamıyorum. Abla bir izin ver bitireyim. Şu anda beni bitirdin zaten. Şu an. Tamam anlat. Abla tahliyeden sonra Aylin ailesiyle küs olduğu için eve dönmemiş. Gidecek başka yeri de yokmuş.
Yani sokakta kaldığı için geceleri okulda kalmaya mecbur. Ben de o gece öğrendim abla, inan bana. O gece bizi ifşa ettikleri afişleri silmek için gitmiştim okula. O afişleri yapanlar da okuldaymış o gece abla. Aylin'i arıyorlarmış şerefsizler. Yani bulsalar kim bilir ne yapacaklardı abla? Abla kız çok korkmuştu. Ben de onu halde bırakamazdım, aldım getirdim. Oğlum niye bunları bana anlatmıyorsun? Ha? Ben kızı bu halde sokağa mı bırakacağım zannediyorsun? Ablam ondan değil. Senin üzülmeni istemedim. Abla ben içerideyken, hapisteyken sen yeterince üzüldün zaten. Daha fazla üzülmeni istemedim. Peki şu anda üzülmedin mi zannediyorsun? Ha? Bunca yalandan sonra bir de bana oyun oynadınız Mert. Ben ailenin annesi diye kiminle konuştum? Ha? Bir arkadaşla. Ay bir arkadaşla diyor. Ay inanamıyorum sana, inanamıyorum. Derya abla ben çok özür dilerim. Farkındayım sizi çok zor durumda bıraktım. Size bunu yaşatmaya hakkım yoktu. Biliyorum bir açıklama bekliyorsunuz benden. Ama ben de bu açıklamayı yapacak bir güç yok şu an. Mert yaşadığım her şeyi biliyor. İstiyorsanız o size anlatır. Ben eve dönüyorum. Tekrar özür dilerim. Aylin! Ha al işte bak. Ya müdür beye söyledim dedim ki şu dedim fotokopi makinesini dedim tonerini değiştirin dedim. Ya bak sorulara bak hepsi silik çıkmış. Ya hocam sorular falan onunla hallolur da. Ya bizim önce bir kopya meselesine bir çözüm bulmamız lazım. Çocuklar böyle telefonla melefonla giriyorlar hocam sınava. Geçen gün bak bir tanesi ne diyor bana? Hocam diyor benim diyor gigabaytım bitti de diyor senden bağlanabilir mi? Bak soruya bak hocam. Allah Allah. Günaydın. Kolay gelsin. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Yay gibi gelsin, yay gibi gitsin inşallah Sadi Bey. Size bir tavsiye. İlk sınavda soruları biraz zor sorun. Burunları biraz sürsün. Vallahi Sel hocam. Benim bu okuldaki ilk sınavım olabilir. Ama bu çocukların hayattaki son sınavı değil. Üniversite sınavı. Askerlik sınavı. Evlilik sınavı. İşsizlik sınavı, sınavda sınav, sınavda sınav. Şimdiden yüklenmemek lazım. Ya hocam, mesele şu ki, ben mesela sadece öğretmen olduğumu bu sınav haftasında hissediyorum, biliyor musun? Mesele tam olarak o. Allah muvaffak et. Nasıl? İyi mallar değil mi? Bunlar sanki pazar mı? Bunlar pazar malı ha? O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi senin suratını çarşamba pazarına çevireyim. Ne diyorsun? Orada hem daha iyi para eder belki bunlar ha? Abi tamam, abi tamam. Sen marka diyorsan markadır abi. Ya bunlara iyi bir fiyat biçersin ya da defolup gidersin. Tamam abi. Tamam. Sen ne diyorsan. Tamam. Canlıyı göreyim öleyim. Son partinin iki katını isterim. Bunlar daha pahalı var. Tamam abi. Vay İlyas'ım. Gel. Abi ben daha sonra da gelebilirim istiyorsan. Gel gel. Abi şimdi benim sana bir maruzatım olacaktı da. Anlat bakalım. Şimdi abi bir lavuk var, çok affedersin. Bu bana çok büyük bir yanlış yaptı abi. Şimdi ben bununla ufak çaplı bir mevzuya gireceğim de. Yani takviye yapabilir miyiz abi? Vallahi İlyas'ım, sıkıntı yok. Halletmesini hallederiz de. Benim bütün çocuklar okulda şu an. Ozi var bizim. Bakma böyle boyuna posuna, yaman çocuktur ha. Olur abi, sen olur diyorsan olur. Ozi, gel buraya gel.
Tanıştırayım, İlyas. Memnun oldum. Eyvallah. İlyas bizim mahallenin sevilen bir esnafıdır. Babası az bakmadı bize küçükken. Şimdi Ozan, İlyas ufaktan bir mevzuya girecek. Beraber gidin halledin, tamam mı koçum? Sıkıntı yok abi, hallederiz. Abim sağ olasın ya. O zaman bir emrin olursa biz buralardayız abi. Olur elbette. Evet, kolay gelsin. Sevgili 12B, hanımlar beyler, coğrafya dersinden ilk sınavınıza hazır mısınız? Sükût ikrardan gelir. Birçoğunuz için yeni bir kelime oraya da geleceğiz. Şunları elden ele bir zahmet. Elden ele bir zahmet. Tek soruluk sınav. Bugüne kadar gördüğünüz en güzel yeri yazınız. Nasıl yani? Bu mudur hocam? Yani şimdi biz gördüğümüz en güzel yeri yazınca 100 alacağız. Doğru mu? Tamam da niye? Çünkü Zülfikar gördüğü güzellikleri unutan insanların %99'u mutsuz olur. Ama öyle bir şey yazın ki okuduğumda kendimi gerçekten orada hissedeyim. Sınav başlamıştır. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Enseyi de boşuna yazdım lan kopyayı. Tek sorudan da gitmeyelim artık. O değil de biz en güzel nereyi gördük? Alo Sadi, nasılsın? İyiyim ben de. Benim seninle bir şey konuşmam lazım. Ben dün gece olanlardan sonra gerçekten bir oturup bir yemek... Ya neyin provasını yapıyorsun ya? Ha canım, yarat bir tane romantik ortam, ne oluyorsa olsun. Çağıracaksın yemeği, ne konuşacaksın? Ne yapıyorsun sen? Görevdesin, kendine gel. Dün gece böyle böyle oldu diye anlatacak mısın gerçekten? Son gün, inanamıyorum sana ya. Ne yapacaktın, arayacaktın, ben senden hoşlanıyorum mu diyecektin adama yani? İştesin, çalışıyorsun, işine odaklan ya. Ne geliyor, niye geliyor ki aklına, değil mi? Niye geliyor aklına yani? Saçma sapan. Ne yaptık, onu aldık mı? Şişt, onu aldık mı? Alıyor muyuz onu? Gel. Gel. Geç. Geç. Eline sağlık deli baş. Eyvallah. Dön. Elinize sağlık. Sonra. Güzel kızım. Eyvallah kelebek. Hocam bir dakikanız var mı? Lan dışarı. Gel oğlum, gel buraya. Şaka yapayım. Gel otur. Hocam ablama... Sen. Hocam... Ablama Sade Hoca seninle konuşmak istiyor dedim ama kabul etmedi. Bilginiz olsun istedim. Hmm. Yapacak bir şey yok hocam.
beni bu okuldan almayı kafasına koymuş anlaşılan. Yapacak bir şey var. O bize gelmiyorsa biz ona gideriz. Yapar mısınız gerçekten? Hadi arkadaşlarının yanına git. Sağ olun hocam. Eline sağlık, yakışıklı. Sağ olun hocam. Efendim Songül. Alo Sade, nasılsın? İyiyim. Bir şey mi oldu? Prova yapacağız dedik ya Sade. Çaktırma işte. Prova. He. Yanında biri varsa üç kere öksür. Anladım, anladım. Tamam, neyse onu bunu bırak, ben şeyden aradım ya. Erken çıkarım bugün diye, bir eve gidince yemek yapayım diye. Belki böyle bir şeyler içeriz diye ben sorayım dedim yani. Bu da provaya dahil mi yemek? Bizim evlilik yıl dönümümüz bugün mü Sade? Gözünü seveyim, bizim evlilik yıl dönümümüz bugün mü? Bir tane erkek de şunu hatırlasın, biriniz de şunu hatırlayın. Hepiniz unutuyorsunuz ya. Ha evlilik, evlilik doğru. Ya bu erkekler de ya nalet gitsin ya. Haklısın kardeşim, haklısın. Of, beni çıldırttın işte, başıma güneş geçti zaten. Ne yiyeceksin sen, onu söyle, onu yapacağım. Ne yapacaksın? İyi tamam. Tamam, geldi aklıma benim, bir şey onu yaparım. Sürpriz. Sürpriz işte, akşam gelince öğrenirsin. Hadi kolay gelsin. Kolay gelsin komiserim. Tamam, çok geç kalma. Hadi görüşürüz kocacığım. Görüşürüz karıcığım, görüşürüz. Neyin provasını yapıyorsun acaba, değil mi Songül? Neyin provası, provayı niye yapıyorsun mesela? Aferin sana, böyle devam et. Aferin Songül, aferin. Gelmişler. Benim için yaptıklarını hiç unutmayacağım Mert. Kim olsa aynı şeyi yapardı Ayla. Ne yani, seni öylece bırak... Kim olsa deme. Bu hayatta kimse bana senin bana verdiğin kadar değer vermedi. Ablana yalan söyledin. Ya benim için başını derde soktun. Hadi kızım, git çağır aileni. Saatlerce dikilmeyelim burada. Ne işi var benim kızımın bu okulda ya? Şimdi mutlu ailenin mutlu kızını oynama vakti. İşte her şey bu kadar sahteyken sen benim için çok gerçektin Mert. Teşekkür ederim. Sonra konuşacak çok zamanımız var, nasılsın? Bekletmişsin kileri. Bırakalım seni de istiyorsan. Yok yok. Zülfikar'ın şarjını almışım, bende kalmış. Bir koşu gidip yetişeyim şuna. Görüşürüz. Görüşürüz. Nihayet. Nasılsın tatlım? Hazırsın değil mi? Tamam. Şimdi sen burada saklan. Kavga başlamadan çıkarsın, tamam. Şimdi kalabalık görünce kaçmasın ama. Anlaştık. Aslan. Yine mi sen ya? Ya ne istiyorsun sen benden? Ben senden bir şey istemiyorum ama... Bu arkadaşa bir çift lafım olacak. Bana bak. Seni bu kızın yanında bir daha görmeyeceğim, anladın? Anlamadım. Gel. Gel de anlat. Bak, canını yakmak istemiyoruz ama böyle olursa... İstemiyoruz derken Ozi'ye!
Ulan senin ne işin var burada? İndir lan elini. Ozan! Ya! Lan! Bırak lan çocuğu! Lan bak! Bana ayağımı bırak! İyisin değil mi? Sağ ol. Ne oluyor oğlum? İyi misin? Kim bu adam? Bilmiyorum abi. Melek. Melek kim bu adam, tanıyor musun? Tanımıyorum ya. Bir kez daha çıktı karşıma. Verdim ağzını payını, gönderdim. Ne bileyim musallat olacağını. Ozan'ı öyle görünce bir an dikkatim dağıldı abi. Allah'ına kavuşturacaktım pezevengi de. Oğlum Ozan'ın bu itin yanında ne işi var, onu anlamadım ben. Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Günlerdir eve uğradığı yok ya. Herhalde bunların paralı iti falan oldu. Of of. İyi misin? Nerene vurdu lan? Ha? Gözüme vurdu pezevenk. Bana bak, sağlam mı yumruk edin lan? Bir şey yok. Ha? İyiyim. Hadi neyse, Meleği eve bırakalım. Hadi hadi. İyisin değil mi bak? Doğruyu söyle. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok. Oh. Gözüne vurmuş ya bir de. Adi şerefsiz. Elleri kırılsın. Ben daha bakmaya kıyamıyorum. Ölürüm ben sana ya. Sen bana böyle bakacaksan günde 3 posta dayak yerim ben ha. Deme öyle. Of. İçim gitti zaten. Bak eve gidince buz koy, tamam mı? Tamam tamam, söz koyacağım. Söz. Koyacağım, korkma. Bir şey kalmadı. Buyurunuz. Sağ ol. Eskiden kalma ne varsa çöpe. Aylinciğimin bütün gardırobunu yenileyeceğiz. Öyle soluk renklere falan yer yok artık. Her şey Aylinciğim gibi canlı, kıpır kıpır olacak. Sanemciğim, Aylin'i bu Nişantaşı'ndaki tasarımcıya da götürelim. Aa evet. Artık benim kızlarım öyle fabrikasyon falan giymeyecek. Kişiye özel styling yaptıracağım size. Bir haftalığına diyetleri de rafa kaldırıyorum. Aylinciğimin canı ne çekerse onu yiyeceğiz. Ben zaten diyette değilim ki. Olur. Ne yemek istersin kızım? Fark etmez. Buralarda yeni bir sushici açıldı. Çok cheeks bir mekan. Ne dersiniz? Bu akşam oraya gidelim mi? Gideriz değil mi abla? Gideriz tabii. Yemek, yemek, yemek. Yemek, yemek. Evet. Bugünkü menümüz tavuklu nohutlu pilav. Allah Allah, hem de ustasından diyorsun. Ne sandın? Hayır hayır. Sen bugün sultanlar gibi oturacaksın. Pilavı da, servisi de ben yapacağım. Hatta bulaşıkları da ben yıkayacağım. Aa. Otur kızım, ağır sultan, otur. Otur, otur. Evet. Ver bakayım tabağını. Ver, 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 ver. Oldu, al bakalım. Baba neler yaptın böyle ya? Hayırdır Mehmet, bu ne? Bu bizim ailemizin ilk bağı. İlk kez bu kutunun içindekiyle söz verdik birbirimize. Önce iki kişiydik. Sonra oğlumuz oldu. Oğlumu ilk kez kucağıma verdiğinde dedim ki kendime, Mehmet işte şimdi tam bir aile oldu. Bundan sonra oğlun ve karın için yaşayacak, onlar için savaşacaksın. Tabii bazen yenik düştüm. Yapamadım işte. Sen ailemiz için bu kutudakini parmağından çıkarıp emanet bırakmışsın. Ben de senin emanetini geri aldım. Bunun yeri kuyumcu tezgahlarının altı değil. Bunun yeri benim güzel karımın güzel parmağı.
Kız Mağrı Sultan kaptın yine yüzü ya, iyisin. Şişt, sus. Bak oğlumuzun önünde söz veriyorum sana. Bu yüzüğün bir daha parmağından çıkmasına asla izin vermeyeceğim. Asla. Ay dur, ayağım oğlanın önünde. Ne olacak ya, biz aile değil miyiz? Ha? Anacığım, aileyiz biz. Gel oğlum, gel sarıl anana babana, gel. Gel, gel. Kule Caddesi, Kaynakçı Mahallesi, ahşap. 25 beton, 26 ahşap. Birinci dereceden tarihi eser, helal. Kimse yok abla, ne var? Pardon. Bekleyeceğiz. Ablamız Nazlı. Bekleyeceğiz, yapacak bir şey. Hazırım, tamam. Bir tık kısa mı oldu bu ya? Bir tık. Bir tık güzel ha. Bir tık, bir tık. Bu kadar yapıyor bir de. Bir tık. Görürsün sen şimdi bir tık kim güzel, kim değil. Acaba biz niye sürekli kavga ediyoruz ya? Ben niye kendi kendime kavga ediyorum şu an? Sade gelince aklıma bu... Niye heyheylerin tepeme çıkıyor benim şu an? Tamam, işte güzel bir yemek yiyeceğiz yani. Hep kavga edecek değiliz. Arada bir böyle yemek yiyelim. Tatlı tatlı sohbet edelim. Hayır, etmeyelim tatlı tatlı sohbet. Niye ediyoruz sohbet tatlı tatlı? Hala kötü adam o. Çok da değil ya. Yardım falan ediyor şimdi çocuklara. Aman Songül sen de kendine gel kızım. Allah aşkına. İki şey yaptı diye hemen... Olsun yani, yiyelim de bir yemeği bakalım. Ne olacak? Ablası.